Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte Asus'un XK Station Pro harici ekran kartı kutusunu inceleyeceğiz. Adı üzerinde harici bir ekran kartı kutusu. Bu kasanın içerisine ekran kartını taktığınız zaman kablo ile masaüstü ya da dizüstü bilgisayarınıza bağlayıp ekran kartını kullanabiliyorsunuz. Evet, cihaz Thunderbolt 3 ara birimini kullanıyor. Bu alanda güncel sistemlere takıp harici ekran kartının gücünden yararlanabiliyorsunuz. Bunu nerelerde kullanıyoruz peki Recep? Ali hem dizüstü bilgisayarlar hem masaüstü bilgisayarlar hem de Macbook'lar ile uyumlu. Şimdi burada özellikle belirtmemiz gereken bir nokta var. Her düzüstü bilgisayarın içerisinde güçlü bir ekran kartı gelmiyor. Hatta çok ince ve taşınabilir olsun diye güçlü bir işlemci ama dahili yapıyor kullanan sayısız güzel farklı ürün var. Evet. Bunlardan bir tanesi örneğin Asun Zenbook serisi. Çok güzel çok taşınabilir şık cihazlar. İnce cihazlar, ısınmıyorlar. Ama harici bir GPU'nun verdiği güçten oyun açısından ve performans açısından ne yazık ki yoksunlar. Evet bu cihaz sayesinde dizüstü bilgisayarınıza veya Macbook'unuza harici ekran kartlarının özellikle de üst seviye harici ekran kartlarının gücünü ekleyebiliyorsunuz. Masaüstü bilgisayarda da kullanıcının güç kaynağını değiştiremediği kapalı kutular var. Bunlara da takıp yine kullanmak mümkün. Ama biz özellikle dizüstü bilgisayarlarda yaygın bir şekilde merak edildiği için dizüstü bilgisayar ve Mac bilgisayar üzerinde bu incelemede durduk ve testlerimizi buna uygulayın. Kullanıcılar bu cihazı gördükleri zaman genelde ilk oyun geliyor evet. akıllarına. Tabii ki birçok kullanıcının oyun oynaması mümkün kılıyor ama 3D modelleme, video işleme ve yapay zeka uygulamalarında da harici ekran kartının gücünden yararlanmamızı mümkün kılıyor. Zaten tasarıma baktığımız zaman alüminyum kasasının keskin hatları genel olarak tasarımı böyle ciddi, güzel, şık bir cihaz. Ve bu anlamda profesyonellerle hitap eden bir tasarım olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda profesyonellerin güce ihtiyacı olduğu yerde, uygulamanın da desteklediği durumlarda İçerisindeki kartı değiştirip uygun bir kartta kullanma imkanı elde etmeleri kesinlikle büyük bir artı. Peki bu artı ne kadar gerçek, ne kadar kullanılabiliyor? Zaten testleri de bu yüzden yaptık. Şimdi tasarım ile ilgili temel noktalardan başlayalım Recep. Kasamızın özellikleri neler? Ali, bu kasa öncelikle Asus ve Invin ortaklığıyla geliştirilmiş. Bu bağımda şık bir yapıya sahip. Tamamen alüminyumdan oluşuyor. Alüminyum sadece şekil, görünüm ya da burada materyal güzelliğinin ötesinde soğutma performansı ve genel olarak dayanıklılık Kalite için de önemli bir materyal. Evet. Yan panelleri kolayca sökülebiliyor. Benzer ürünlerden daha küçük boyutlara sahip aynı zamanda. Piyasada çok farklı harici GPU çözümleri görebiliyoruz. Asus'un buradaki tasarım farkı kendisini ilmin ortaklığıyla göstermiş. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada farklı ürünler arasında da nesiller arasında da büyük değişiklikler oldu. Asus böyle bir cihazı ilk defa yapmıyor. Bunun üçüncü bir nesil geliştirme olduğunu söyleyebiliriz. Evet Ali. İlk olarak 2007 yılında XG Station piyasaya sürüldü. Daha sonra uzun süre bir sessizlik oldu. Ve 2016 yılında XG Station 2 ile birlikte Thunderbolt 3 ara birimini kullanmaya başladı Asus. 2018 yılında ise XG Station Pro piyasaya çıktı. Bunun bir olgunluk ürünü olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ilk ürünler piyasaya çıktığı zaman yazılım tarafında yeterli destek yoktu. Ancak şimdi hem Mac hem Windows tarafında gerekli yazılım güncellemeleri XK Station Pro'nun çıktığı dönemde geldi. Evet Ali, yazılım uyumluluğu özellikle MacOS 10.13.4 ile geldi. Cihaz burada sadece yazılım değil, evet. tasarımsal olarak da Macbook'la uyumlu. Evet, Space Gray'in böyle uzay gri dediğimiz rengine de yakın bir şekilde tasarlanmış. Asus burada çok geniş bir üretici. Masaüstü bilgisayardan diz üstüne, OEM ürünlerden anakarta kadar her şeyi üretmesiyle ünlü. Doğal olarak burada geniş destek sağlıyor ki her türlü ürünle birlikte kullanılabilsin teknik olarak uyumlu olan. Şimdi burada ikinci noktaya geçiyoruz. Kasanın tamam tasarımı güzel ama soğutması nasıl? Biz bunun içerisinde ekran kartı çalıştıracağız ve yeni nesil ekran kartları çok güçlü olabiliyor Evet Ali bu güçle ekran kartlarını soğutmak gerek. Bunun için öncelikle adaptör kutunun dışına alınmış cihazın içinin serin olması için. Özellikle kullanıcıların soracağı bir konuydu. Neden adaptörü içine almamışlar? Güç kaynağında daha derli toplu yapabilirlerdi diye. Güç kaynağının kendisi yani adaptörün kendisi burada bir ısı kaynağı aynı zamanda. İçerisinde belli bir miktar direnç gösterildiği için doğal olarak ısınacak. Güç kaynağı ne kadar? İçerisinde başka neler var? Ali, güç kaynağı 330 wattlık bir güç sunuyor. Bunun haricinde soğutma için cihazın içerisinde 2 adet 120 milimetrelik fan mevcut. 12 santimlik fanlar gayet güzel soğutma sağlayabilir. Bu boyuttaki bir kasa için uygun. Kaldı ki ekran kartının kendi fanları da soğutma yapacak ama önemli olan kasanın da dışarıyla daha fazla nefes alıp verebilmesi. Evet, fanların önünde de toz filtreleri mevcut. Toz filtrelerini değiştirebiliyorsunuz. Bu da özellikle çok tozlu bir ortamda, mesela yerde kullanacaksanız biriken tozları, kedi tüylerini alıp temizlemenizi sağlıyor. Ekran kartında yük olmadığı zaman bu fanlar tamamen kapatılabiliyor. Ayrıca kullanıcı Asus'un GPU Tweak 2 yazılımı ile de bu fanları kontrol edebiliyor. Gayet güzel. Asus ekran kartı kullananlar zaten o yazılıma aşina. Bir de üstüne süp burada fan kontrolünde oraya entegre etmeleri güzel olmuş. Ayrı bir yazılımla uğraştırmıyorlar. Bildiğimiz yazılım. Peki Recep esas noktaya gelelim. Uyumluluk nasıl, neler gerekiyor? Evet Ali öncelikle cihaz Thunderbolt 3 ara birimini kullanıyor. Bu da bize 40 gigabitlik bir hız sunuyor. Bu USB 3.0'ın 8 katı. 8 katı PCI Express hatlarıyla kıyasladığımız zaman durum nasıl peki? Normalde biz masaüstü bilgisayarımızda ekran kartlarımızı ve çok hızlı SSD'lerimizi PCI Express dediğimiz hızlı ara birimine bağlıyoruz. Evet, burada DALI da PCI Express 3.0 standardı X4 hızında bağlanıyor cihaz. Daha önceki nesillerde PCI Express'in daha önceki standartlarının kullanıldığını görmüştük. Neden? Thunderbolt standardı eskiden bu kadar yüksek bir band genişliği desteklemiyordu. Yani sadece kasanın yazılımın değil Thunderbolt'un da güncel olgun bir sürümüne denk geldiğini görebiliyoruz. Evet. Thunderbolt 3 kablosunda cihazla birlikte geldiğini belirtelim. Sıra geldi en önemli nokta olan ekran kartı uyumluluğuna. Hangi ekran kartlarını takıp kullanabiliriz? Ali hem Nvidia hem de AMD ekran kartlarını takabiliyoruz. 330 wattlık adaptör ile piyasadaki neredeyse bütün ekran kartlarını rahatlıkla besleyebiliyor. Güncel ekran kartlarından bahsediyoruz. Eski nesillere göre güncel nesil ekran kartlarında hem performans arttı hem TDP burada soğutma hem de güç kullanımı çok daha daha verimli hale geldi. Böyle bir cihaz alıyorsanız mutlaka güncel mimarlı bir ekran kartı kullanmanızı tavsiye ederiz. Windows ve Mac arasındaki uyumluluğun biraz farklı olduğunu belirtelim. İşletim sistemi tarafında yazılım desteğiyle Windows'ta hem Nvidia'yı hem AMD'yi tam performans kullanabiliyoruz. Evet. Ama bu noktada Mac'e geçtiğimiz zaman özellikle Mac cihazlarda AMD ekran kartlarının daha yaygın kullanılması sebebiyle yazılım güncellemesi öncelikle AMD kartları daha fazla kapsıyor. Nvidia güncellemesi ise daha sonra gelecek. Evet Ali, Nvidia ekran kartı kullanmak isteyenlerin MacOS altında bir script çalıştırması gerekiyor şu anda. Yani ek bir yama ile şu an kullanabiliyoruz ama gelecekte buna gerek kalmayacak. Biz testlerimizde çok farklı şeyler gördük. Bunları da ayrı rehberler hatta Teknopat Sosyal'de yeni açılan eGPU bölümünde sizlerle paylaşıyor olacağız. Bu cihazla birlikte pek çok şeyi test etme şansımız oldu. Hatta bu ilginç şoklardan bir tanesi MacBook üzerinde deneme yaparken karşımıza çıktı. MacBook'un üzerinde biliyorsunuz Thunderbolt 3 portları var. Daha önce kutudan çıkarttığımız fiyatından bahsettiğimiz videoda kısaca söylemiştim. Evet, ama Harici SSD taktınız, başka cihaz taktınız derken bu portlar son derece kolay bir şekilde tükenebiliyor. Apple fazla port sunmaması ile ünlü bir firma zaten. Çok az port var. Evet Ali çok az port var. Burada şöyle bir avantajı var XG Station Pro'nun. Taktığınız Thunderbolt portu üzerinden Macbook'unuzu şarj ediyor. Bu da harici bir adaptör takma gerekliliğini ve oradaki port azlığını ortadan kaldırıyor. Thunderbolt 3 portunun aslında çok yetenekli olduğunu hem görüntü hem enerji hem veri aktarabildiğini burada tekrar görüyoruz ve bundan faydalanmış oluyoruz. Tabii İki Thunderbolt 3 kablosunun kendisi sadece bunları yapmıyor. Hem buradaki hem de sizin kullandığınız bilgisayardaki Thunderbolt 3'ü destekleyen yongaların bu özelliği sağlaması gerekiyor. Bu bağlamda aslına baktığımız zaman eski cihazlarda neden bütün bunlardan kolayca faydalanamıyoruz sorusu da yanıtlanmış oluyor. Evet. Uyumluluk konusunda bir başka noktada da şu Ali. Cihazın birlikte gelen adaptörü aynı zamanda ROG laptoplarında birçoğunun adaptörü oluyor. Evet Necip. OS laptop üreticisi olarak zaten bu tür adaptörleri kullanmaya aşina ve standart arayüzler kullanmasını, ara kullanmasını biz de beğeniyoruz. Şimdi arka tarafa baktığımız zaman zaten buradaki yapıyı, buradaki açma kapatma tuşunu, güç bağlantısını, Thunderbolt bağlantısını, yanında Super Speed yazan USB bağlantısını görebiliyoruz. Yine ekran kartını taktığımız kısımda buradaki yuvalarda ekran kartının görüntü çıkış portları yer alıyor. Üst kısımda vida ile sabitliyoruz ve yine burada üst kısımda vida ile kapakları açmamızı sağlayan kısmı, menteşeyi görebiliyoruz. Evet, bunun için zaten ayrı bir montaj rehberi hazırladık. O rehber sayesinde cihaza nasıl ekran kartı takacağınızı öğrenebilirsiniz. Şimdi testlerimiz için burada XK Station Pro'yu Windows 10 bilgisayara bağlayacağız. Yapmamız gereken adımları tek tek sizlerle paylaşıyoruz. Evet. Öncelikle XK Station Pro'nun güç kablosunu bağlıyoruz ve adaptörü de prize takıyoruz. Öncesinde tabii ki ekran kartını içine taktığınızı, rehberimizi izlediğinizi varsayıyoruz. İkinci adım DisplayPort veya HDMI ile harici ekran kartına bir monitör bağlayın. Bir sonraki adımda düstü bilgisayarımızı açıyoruz ve XK Station Pro'yu Thunderbolt 3 arabirimi üzerinden bilgisayarımıza bağlıyoruz. Ardından XK Station Pro'nun arkasındaki güç tuşuna basıyoruz. Cihazın LED ışıkları yanıyor. Bu aşamada bilgisayarınızda Thunderbolt sürücüsünün kurulu olması gerekiyor. Sürücü kurulu ise yazılım bir uyarı penceresi gösteriyor. Burada her zaman bağlı veya bir defaya mahsus seçeneklerini seçebilirsiniz. Tavsiye ettiğimiz ayar her zaman bağlı seçeneğini seçmeniz. Bunun ardından AMD'nin ya da Nvidia'nın ekran kart sürücülerinin kurulması geliyor. Burada yine dikkatli olmamız gereken bir nokta var. Evet bu da şu PC'nizdeki ekran kartı sürücü sürümü ile harici ekran kartı için kurulan sürücü sürümünün aynı olması. Aksi takdirde dahili ekran kartınızda ünlem işareti çıkacak ve kart devre dışı kalacak. Bu tabii ki dahili bir Nvidia ya da AMD ekran kartınız var üzerine bir tane daha ekliyorsunuz durumunda geçerli. Sürücü çakışması olmaması lazım. Bir sonraki aşamada şart değil ama dilerseniz ek yazılımları kurabilirsiniz. Bunlar nedir? GP tweak 2 fanları ve GPU ayarlarını kontrol etmenizi sağlayacak. Aura Sync, RGB aydınlatmayı diğer Asus ürünleriyle ile senkronize etmenizi sağlayacak. Ve XK Station Hot Block Tool ile cihazı kolayca çöküp çıkartabileceksiniz. Aynı zamanda makalemizde indirmeler için gerekli olan bağlantıya da kolayca ulaşabilirsiniz. Bir güncelleme gerektiği zaman da genelde video inceleminin makale kısmında yaptığımız için aşağıda sizlerle her zaman bir link paylaşıyoruz. Burada önemli bir sorun var Recep. Benim sadece bir dizüstü bir bilgisayarım var. Mac ya da Windows. Ya da bir Apple bilgisayar ama ben buna Windows kurdum. Evet. Windows ondan ilerliyoruz. Harici bir monitörüm yok. Doğrudan Thunderbolt 3 ile bağladığım zaman bu monitöre ekstradan çıkış bağlama adımını atladığım zaman yine çalışıyor mu? Evet Ali. Cihaz yine çalışıyor. Fakat cihazın kendi monitörünü kullandığı zaman performans biraz düşüyor. Anladım. Cihazın kendi monitörünü kullandığımız zaman durum farklı. Harici bir monitör kullandığımız zaman durum farklı. Kesinlikle. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi Ali sen herhangi bir oyunu oynarken görüntüleri dizüstü bilgisayarına aktarıyorsun. Bu aktarım esnasında Thunderbolt 3 ara birimini ekstra meşgul ediyorsun. Anladım. Yani normalde Thunderbolt 3 ara sadece veri aktarımında kullanmak ile hem veri hem görüntü aktarmak arasında bir fark oluyor. Cihazda. Kesinlikle. Bu noktada zaten performansla ilgili yorumlarımızda daha detaylı bilgi sizlerle paylaşacağız. Evet. Şimdi yazılımlara dönelim. Ek yazılımları kurmanın ne gibi bir avantajı var? GPU Tweak 2'yi kurduysanız hem bu kasanın kendi fanlarını hem de içindeki ekran kartının fanlarını ayrı ayrı kontrol edebiliyorsunuz. Evet. Bağımsız kontrol etme için GPU Tweak içerisinde ayarlar mevcut. Manuel moda geçtiğiniz zaman ister takılı ekran kartının isterseniz de kutunun fanlarını dediğimiz gibi kontrol etmek mümkün. AuraSync yazılımını kurduktan sonra da Sync All seçeneği ile bütün AuraSync RGB destekleyen cihazlarınızı aynı aydınlatmaya sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Ya da dilerseniz her bir cihazı ayrı ayrı da konumlandırabilirsiniz. Bu noktada bir Windows kurulu Asus'un ROG serisinden mesela laptopa, dizüstü bilgisayara daha da güçlü bir ekran kartı taktığınızı varsayalım kutu ile laptopun ışıklandırmasını tam uyumlu hale getirebilmek kesinlikle önemli bir artı. Bu da ekosistem artıları olsun. Her zaman için marka kendi ürünü tercih edenlere ekstra birkaç özellik sunmaya çalışıyor. Peki hot tool ne işe yarıyor? Bu cihazın takılı olup olmadığını gösteriyor ve yükledikten sonra bilgisayarınızı bir defa yeniden başlatmanız gerekiyor. Evet bu yazılımı kurmanız şart değil. Zaten Thunderbolt 3 arabirimi üzerindeki araç ile de bu özelliğe erişebiliyorsunuz. Ek teknik özellikler için makalemizde sizlerle tablo paylaşıyoruz. Yine önemli bir nokta uyumlu ürünler listesinde Asus'un resmi olarak paylaştığı ürünleri yine liste olarak sizlerle paylaşıyoruz. Oradan kendi dizüstü bilgisayar modelinizi arayıp bakabilirsiniz. Evet. Tabii ki bu listenin dışında da uyumlu ürünler olabilir. Onlarda da aramanız gereken özellik Thunderbolt 3 desteği. Evet. Thunderbolt 3 üzerinden görüntü alabiliyor mu? En önemli noktadan bir tanesi bu. Yoksa type C portunu görüp de Thunderbolt 3 ile karıştırmamak bir ön araştırma yapmak bu tür cihazlarda önemli. Kesinlikle. Şimdi izleyicilerimiz merak ediyor performans nasıl, biz neye bağladık, nasıl testler yaptık diyeceğim. Ali, öncelikle cihazı Asus'un ROG G703V dizüstü bilgisayarına bağladık. G703V'de Core i7-7820HK bir işlemci ve 32 GB RAM mevcut. Cihazın kendi içinde de GTX 1080 ekran kartı vardı. Harici ekran kartına pek ihtiyaç duyan bir dizüstü bilgisayar değil ama Thunderbolt 3 ara birimini bize sunduğu için ve de harici ekran kartının performansını görmek istediğimiz için bundan faydalandık. Benzer bir şekilde güçlü işlemcisi olan Thunderbolt 3'e olan ama ekran kartı olmayan bir modelde tabii ki bu performansı sağlaması çok daha önemli olacak. Biz elimizdeki ürün ile bakalım ne elde ettik. x Station Pro'nun da Asus GTX 1070 Ti Strix model ekran kartını taktık. İsteyen 1080, isteyen 1080 Ti'yi de takabilir. Hatta daha altındaki kartları 1060, 1050 Ti gibi kartları da takabilirsiniz ama genel olarak biraz üst seviye bir ekran kartı takacağınızı varsayarak o noktada testlerimizi güçlü bir ekran kartıyla yaptık. Evet bir sonraki aşamada Thunderbolt 3 portu üzerinden XG Station Pro'yu cihazımıza yani dizüstü bilgisayarımıza bağladık. Monitör olarak da Asun ROG Swift PG278Q modelini kullandık. Özellikle harici monitörde 144 Hz'lik monitör kullanırsanız 144 FPS'nin hızından, tadından, lezzetinden faydalanabilirsiniz. Yani yüksek Hz'li bir monitör eğer laptopunuzda yoksa bu şekilde bir bağlantı hem mantıklı hem de daha hızlı bir şekilde işinize yarayacaktır. Evet bir sonraki aşamada GPU'ze çalıştırdık ve burada PCI Express 3.0 standartında X4 hızında cihazın çalışmakta olduğunu gördük. Boşta güç tasarrufu için PCI Express 1.1 standartına iniyor kart. Yük binliğinde ise tekrar 3.0 standartına çıkış yapıyor. Yani yazılım arayüzünden boştayken baktığınız zaman yanlış veri elde edebilirsiniz. Bu noktada biz hem boşta hem yükte farklı koşullar altında hep gözlem yaptık. Yazılımlar ve kendi ölçümlerimiz ile ölçtük. Testlerimize Assassin's Creed Origins ile başlıyoruz. 1445 p çözünürlükte ultra high ayarlar ile test ediyoruz oyunu ve 35 fps elde ediyoruz. Test esnasında ekran kartı sıcaklığımız en fazla 64 dereceye çıkıyor. Hem ekran kartının kendi soğutması çok güzel hem de bu kutunun soğutması dediğimiz gibi gayet güzel. Bu esnada neden Assassin's Creed Origins ile test yaptık? İşlemciye çok fazla yükleniyor. Ekran kartının da bu esnada ne kadar kullanıldığına baktık. %95 civarında bir ekran kartı kullanımı seyretti. Gayet başarılı değerler. Daha yüksek FPS almak isteyenler için ayarları Very High yaptık. Yine 1945 çözünürlükte bu defa 38 FPS elde ettik. GPU sıcaklığında herhangi bir değişiklik olmadı. Yine en yüksek 64 dereceyi gördük. Yani soğutmasının stabil olduğunu söyleyebiliriz. Ayarları High seviyeye yani yüksek seviyeye getirdiğimizde 38 FPS yerine 41 FPS aldık. GPU sıcaklığımızda 2 derecelik bir düşüş oldu ve 62 derece maksimum sıcaklık değerimiz oldu. Yine high ayarlarda fakat 1080p çözünürlükte test ettiğimizde bu defa 48 FPS'ye çıkmayı başardık. Sıcaklık değerinde herhangi bir değişiklik olmadı. Assassin's Creed Origins testini farklı çözünürlük ve ayarlarda yapmak bize ayarları kısarak FPS'yi arttırabildiğimizi hatta GPU sıcaklığında bir iki derece düşürebildiğimizi gösterdi. Bunun haricinde ultra high ile high arasında 35-48 FPS bir akıcılık deneyim farkı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki, Far Cry 5 güncel önemli oyunlardan bir tanesi. Nasıl bir performans sergiledi? Ali, güzel bir skor sundu bize. 1080p high ayarlarda ortalama 66 FPS, minimum 58 FPS ve en yüksek 80 FPS elde ettik. Bu esnada da ekran kartı maksimum 62 dereceye çıktı. Gayet başarılı. Peki high yerine ultra'da yaptığımız zaman ne oldu? FPS değerlerimiz biraz azaldı. Minimum FPS'miz 53, ortalama FPS'miz 63, en yüksek FPS'miz de 76 oldu. 66 FPS yerine 63 FPS aldık ama high yerine ultra ayarlarda oynadık. İlginç bir şekilde GPU sıcaklığımız 3 derece düşerek bu testte maksimum 59 derece oldu. Bu arada testler arasında sıcaklığın 2-3 derece oynayabileceğini de belirtelim. Aynı testi çok fazla tekrar ederek bu farkın gerçekten testin ayarlarından mı kaynaklandığını yoksa o anki test koşullarından mı kaynaklandığını daha net bir şekilde anlamak mümkün oluyor. Far Cry 5'i 1445 hızlıkta de test ettik. Yine oyunu ultra ayarlara aldık. Minimum 43, ortalama 49 ve en yüksek 58 FPS elde ettik. Bunlar gerçekten güzel değerler ultra ayarlarda 1445 hızlıklık için. Gayet güzel. Rainbow Six Siege'e baktığımız zaman 1440p'de ultra ayarlarda minimum 61.4, ortalama 94.3 ve en yüksek 136.8 FPS e aldık. GPU sıcaklığımızda maksimum 64 derece oldu. Middle Earth Shadow of War'da test ettiğimiz bir başka oyundu. Onu da ultra ayarlarda 1440p çözünürlükte test ettik ve ortalama 47 FPS e aldık. Test esasında GPU sıcaklığımızda en fazla 66 dereceye çıktı özellikle hem işlemci hem ekran kartına yüklenen oyunlardan Total War, War Warhammer 2'ye geçtiğimiz zaman ki bütün Total War oyunlarını ya da strateji oyunlarını burada ağır grafikte de birlikte temsil ediyor kendisi. 1440p aşırı ayarlarda ortalama 33 FPS aldık. Bu savaş sahnelerine geçerliydi ve ekran kartımız maksimum 60 derecede çalıştı. Strateji haritasına geçtiğimiz zaman FPS'imiz 41.9 FPS'ye çıktı sıcaklığımızda maksimum 60 derece oldu. Bu noktada şunu görüyoruz strateji oyununda da aşırı ayarlarda 1440p'de oynamak mümkün ancak 33 FPS ile 30 FPS'ye fazla yakın bir deneyim elde etmiş olduk. Evet burada dileyen kullanacak çözünürlüğü 1080p'ye indirerek daha da yüksek FPS elde edebilir. gelelim sonuç değerlendirmeye testlerimizi yaptık ürün özelliklerine baktık neleri takabiliriz neler yapabiliriz gördük artılar eksler neler olacak. Ali, artlarla başlayalım. Öncelikle Thunderbolt 3 ara birimi olması bir artı. Neden? Güncel bir teknoloji var ve burada yaptığımız pek çok şey mümkün kalıyor. Aynı zamanda da yeni nesil cihazlarda gittikçe yaygınlaşan bir tipçe bağlantısı var. Yani yeni standardımız bu şekilde olacak. Evet, bir başka artımız da başarılı soğutma. Başarılı soğutmayı hem kasa hem fanlar hem de yazılım ile kontrol kısmında görebiliyoruz. Evet, yine şık tasarım ve RGB aydınlatma da bir başka olumlu nokta. 330 watt'lık bir adaptör kullanılmış olması da XG Station Pro'yu kesinlikle önemli bir konuma taşıyor. Burada geniş ekran kartı uyumluluğunu hem kasanın içerisinde hem adaptörde görebiliyoruz. Evet. Uzun ekran kartları rahatlıkla sığabiliyor kutunun içerisine. Aynı şekilde ROG laptop adaptörleriyle uyumlu. Elinizin altında varsa onu çıkartıp onu takabilir misiniz? Watt değerleri uyuyorsa takabilirsiniz. Portların uyumlu olması genel olarak bir artı. Endüstri standartlarının korunması bizim beğendiğimiz, takdir ettiğimiz uygulamalardan bir tanesi. Evet. Testler esasında nispeten sessiz çalıştı. Bu da bir başka artı. MacOS ve Windows ile birlikte uyumlu. Yani sadece Windows için değil, Mac cihazlarla da kullanmamız mümkün. Evet. Yine arkadaki USB 3.1 Gen 2 portu ile cihazlarda şarj edebiliyorsunuz. Aynı zamanda güç çıkışı vermesi dediğimiz gibi az sayıda portunuz varsa işinize yarıyor. Hem Thunderbolt'un üzerinden şarj edebiliyor bu arada hem bu porttan şarj edebiliyor. Yani bu birden fazla cihazı da bağlayıp bir istasyon olarak kullanırken artı ne olabilirdi? Üzerinde daha da fazla USB portu belki olabilirdi Recep. Masanın üzerinde tam bir istasyon olarak adındaki station'daki gibi kullanabilirdik ama amacı bu değil sonuçta. Evet. Ali ürünün bir başka avantajı da Asus tarafından geliştirilmiş olması. Asus aktif bir şekilde cihaza firmware güncellemeleri sunuyor. Üçüncü nesildeler artık. Üçüncü nesilde olmanın avantajı bu ürün ile bayağı bir tecrübe kazanmış olmaları, eski hataları gidermeleri ve kullanıcılardan geri besleme alabilmeleri. Peki eksileri nedir? Öncelikle bu videoyu izleyip de çok eski işlemcisi ve ekran kartı çok zayıf dizüstü bilgisayar için harici bir GPU ile güçlendirme yapmak isteyenler için en büyük eksisi uyumsuz olması. Evet cihaz en son standart olan Thunderbolt 3'ü destekliyor. Kaldı ki bu tür harici ekran kartı kutuları ne kadar böyle bir hayallerimizde çok önemli bir yere sahip olsa da çoğumuzun kullandığı eski Thunderbolt 3 ara sahip olmayan bilgisayarlar uygun değil. Thunderbolt 3 portunun olduğunu varsaysak ya da bir şekilde bağlanabildiğini varsaysak bile bu tür cihazlardaki işlemci RAM ve SSD daha doğrusu sabit disk o kadar yavaş kalıyor ki tek başına ekran kartını güçlendirmek bu sistemleri kurtarmıyor. Evet. Bir başka ekste cihazla ilgili değil ama genel olarak işletim sistemle ilgili cihazı Linux altında kullanmak istiyorsanız epey bir uğraşmanız gerekebilir. Neden? Çünkü Linux sürücüleri apayrı bir olay ve özellikle kurumsal ihtiyacı olan bir kullanıcı o noktada zaman ve emek ayırmak durumunda. Ama uğraşan kullanıcılar için ilginç çözümler sunabilir bunu belirtelim. Evet bu desteğin de ilerleyen zamanlarda iyileşeceğini söyleyebiliriz. Özellikle ticari bir dağıtım olan Ubuntu bu konuda bazı gelişmeler sağlayabilir diye düşünüyorum. Evet Recep biraz ticari faaliyet olduğu zaman bu tür sürücü desteklerinin gelmesi hızlanıyor. Ya da hobi olarak ilgilenen birileri zamana ayırıp geliştirebilir. Evet Yine XK Station Pro'nun değil ama Apple tarafına baktığımız zaman MacBook Pro'da bir eksi görüyoruz. Şimdi MacBook Pro'nuza Boot Camp ile Windows kurarsanız cihazda Thunderbolt 3 ara birimi olmasına rağmen Boot Camp henüz e -GPU desteği sunmadığından dolayı MacBook Pro'nuzda Windows altında cihazı kullanamıyorsunuz. İlginç Windows'u desteklediği halde Boot Camp'in desteklediği Windows'ta bazı eksikler var. Bu noktada da Apple el atarsa düzelecektir. Aynı zamanda cihazda Burada kullandığımız Thunderbolt 3 teknolojisi bize PCI Express karşılığı olarak X4 hattı verebiliyor. Yani tam bir X16 hızını sonuna kadar henüz Thunderbolt 3 ara üzerinden alamıyoruz. Orada teknolojik bir engelimiz var. Bütün bunları bir arada değerlendirdiğimiz zaman bu cihazı kullanmayı düşünen kitler arasında net bir ayrım yapabiliriz hocam. Evet Ali özellikle profesyonel kullanıcılar için güzel bir çözüm olduğunu söyleyebiliriz. Aynen öyle. Eski bir cihazı canlandırmak için değil ama güncel, çok taşınabilir bir cihazı, güçlü bir cihazı daha güçlü ve yetenekli hale getirmek için kesinlikle kullanılır. Öbür noktada da dediğimiz gibi yazılım tarafındaki güncellemelerin belli bir olgunluğa erişmesi cihazın gerçekten kullanış hale gelmesini sağlamış. Ama eksikler de hem Microsoft hem Apple cephesinde ufak ufak tamamlanıyor diyebiliriz. Evet. Peki Recep sen cihazla baya bir vakit geçirdin. O ekran kartını takma içerisine monte etme rehberinden sonra uzun bir süre geçti. Ben görüyorum devamlı bir Windows bir Mac, bir Windows bir Mac cihazlar bağlanıyor çıkıyor. Cihaz güzel mi? Yani burada anlattığımız bütün olayların haricinde, oyun performansının ötesinde değişik bir şeyler sunuyor bize. Ali, öncelikle cihaz beni uzun zamandan beri en çok heyecanlandıran ürünlerden bir tanesi oldu. Bu cihazı kurcalamak çok hoşuma gitti. Hem Windows altında onu bağlamak, sürücü evet. sorunlarını çözmek, Mac'e bağlamak, Mac altında uyumluk sorununu halletmek, Mac altında cihazla farklı deneyimler yaşamak çok hoşuma gitti. Bu bağlamda bu cihazla birlikte daha fazla rehberin gelebileceğini söyleyebiliriz. Evet, kesinlikle özellikle MacOS kullanıcıları için MacBook Pro ile birlikte MacBook ile neler yapabilecekleri konusunda farklı içeriklerimiz gelecek. Yine Windows konusunda da Özellikle farklı uygulamalarda sizlerle birlikte bakacağız. Yeter ki yorumlarda ve Teknopat sosyaldeki özellikle yeni açtığımız AJP bölümünde isteklerinizi bizimle paylaşın. Biz de bunları görelim. Yaptıklarımız, yapabildiklerimiz ve güncelleme ile gelecek o anları sizlerle paylaşalım. Evet, ayrı bir MacBook testi de yaptık. Onu da yakın zamanda sizlerle paylaşacağız. Bunu da ekleyelim. Sizlerle birlikte yeni incelemelerde görüşmek üzere. Ben Ergun Gör, ben Recep Baltaş. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.